Başlıyorum. Başla. Ben Survivor Taner Tolga Tarlacı. Survivor Yasin Obuz'un yapmadığını belki Jack Hoca yapar. Kendisi Kıbrıs Fitness Kulübü sahibi olur. İngiltere'ye gidip gelmişliği vardır çok. Survivor Yasin Obuz'dan sadece Instagram hikayesinde Avrupa İnsan Hakları ve Human Rights ile ilgili yapmış olduğum İngilizce konuşmamın paylaşmasını ve bu yapmış olduğum konuşma, hatta ses kaydının başlarında My Best Friend Yasin Obuz, umarım paylaşırsın diyorum. Fakat paylaşmadı. Umarım Yasin Obuz'un yapmadığını Cenk Hoca yapar ve videoyu YouTube hesabında paylaşıp ve bu ses kaydını sizlere de Twitter, Facebook, Instagram'dan Human Rights ve Avrupa İnsan Hakları'na etiketlerseniz. Zaten ses kaydında hapishane numaramı veriyorum. Burada bana ırkçılık atmaya başladı. En yakın arkadaşım Kamil Karabeyleri. Sadece Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs'a hapishaneye geliyoruz ziyaretime. Fakat ziyaretime gelirken olay oldu. Savaş bahane edip içeri almadılar. Ben de bunun üzerine kavga çıkarıp arkadaşımın randevusunun olmasına rağmen nasıl içeri almazsınız deyip gardiyanla yumruk yumruğa giriştik. Bu sırada tabii ki bu olaylar olunca yönetim içeri el giriyor. Aradan 3-4 gün geçtikten sonra tabii bu olaylar üzerine içeri almak zorunda kalıyorlar. Her neyse, herkesin itiraz yüksek mahkemesi 1-2 ayda gelirken ben itiraz edeli 8 ay oldu ve cevap dahi gelmedi. Suçsuz yere kimliğim TC diye 3 Yunan Kıbrıslı hakim bana ırkçılık yapıp 10 yıl suçsuz yere hapis cezası verdiler. Düşünün, arkadaşımı içeri almayanlar Allah bilir benim 8 ay önce yazmış olduğum itiraz dilekçesini de yapmışlardır. Mahkeme açıksa bilene malum beni serbest bırakacakları. Dosya numarasını bir şekilde Kamil eski avukatından almalı. Ve incelenmesi için Human Rights ya da Avrupa İnsan Hakları'na iletmeli. Avukat dosya numarasını vermiyor. Ancak ondan bu arada avukat dosya numarasını Yasin Obuz'a yolladım diyor. Acaba Yasin Obuz mu paylaşmıyor onu da biliyorum. Her neyse devam edelim. Yeni tutacağım avukat alabilir. Tabii yeni bir avukat tutabilirsek ona da güç para lazım. Yasin Obuz hiçbir şekilde destekçi olmuyor. Yasin yardımcı olmayacağını aileme söyledi. Ve bu yüzden annem hastalandı. Yoğun bakıma kaldırdı. Bir şekilde Cenk Hoca'ya İngilizce ses kaydımı Human Rights'a ulaştırmalı ki dosyamı avukattan isteyip incelesinler. Ya da Türkiye Dışişleri Bakanlığı, KKTC İçişleri Bakanlığı'nı arayıp onlar da UNESCO yani İngiliz Birleşmiş Devletleri durumu anlatacak. Burada vatandaşımız suçsuz yere yatıyor deyip şikayette bulunup dosyamı Rumlardan isteyip incelemeleri son şık. Olay Türkiye'de ana haberlerde gündeme gelmeli. Devlet büyükleri devreye girmeli. Türk kimliğim olduğu için Güney Kıbrıs Rum kesiminde Yunan ve Rum hakimler tarafından kendisine itiraf atılan dosyası temiz olmasına rağmen sadece Türk vatandaşı olduğu için suçsuz yere 10 yıl hapis cezası verildi. Beni kurtarmanız lazım. Yani olan bu yani. Beni kurtarmanız lazım. Burada demokrasi, adalet de bir şey yok. Tek bildiğim burada Türklere karşı aşırı bir ırkçılık, nefret, kin ve öfke var. Tek umudum Human Rights ve Avrupa İnsan Hakları Hapishanesi. Avrupa İnsan Hakları Hapishane numaram 1711. Şimdilik blok 10'dayım ve suçsuz yere yatıyorum. Hadi sesimizi Avrupa İnsan Hakları ve Human Rights'a duyuralım. Bakalım bana ırkçılık yapan hakimlere ne olacak? Avrupa Birliği'ye burası. Alakası yok. Yardımlarınızı bekliyorum. Gerçekleri dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Özlendiniz. Bitti mi? Tamamdır kanka. Ses kaydını attım. Bak. Az önce boşuna kontrolüm gitti. Tamam aldım. Tamam Cenk Hoca'ya atacağım kanka. Tamam Cenk Hoca'ya atacağım. Cenk Hoca'ya atacağım bunu. Dur bakayım. Bu şarj bitti mi? Şarj